Kumun 2 metre altında gömülü, şirket arazisinin çevresinde. Kel örgüye 5000 mesafede. Çölü uçakla ya da yürüyerek aşmaya kalktınız mı güvenlik görevlileri anında yakalıyorlar. Biraz kafa işletmek gerekecek galiba, ne dersin ha Chilton? Binbaşı Chilton, başka neler biliyoruz? İşe yarayacaksa bir iki şey daha var. Çölde baştan başa kumun altına dedektörler yerleştirmişler. Bir de antenler var tabii arkadaşlar. Peki ya radar? Hem uzun hem kısa menzilli. Onun için sadece 2 mercekle gidip kalan yolu yürüyeceğiz. Gözcü kulelerinin hepsinde birer radar var. Çöle gireni anında yakalıyorlar. Bizi neden çağırdığını anlamadım. Sana görünmez adam lazım. Evet, olsa iyi olurdu Plater. Ancak radarın algılayamadığı bir şey var. Girişin tam karşısından gelen siyah cisimleri algılaması imkansız. İçeri girmenin tek yolu bu. Yani bütün o dedektörleri, antenleri, yerdeki ve havadaki devriyeleri ve radar sinyallerini atlatabilirsek içeri girmek mümkün olacak. Ha, bayağı rahatladım doğrusu. İnsan oturduğu yerde adam başına 20.000 dolar kazanamaz Chilton. Biz buraya elmas çalmaya geldik. Hiç aklından çıkarma. Eğer aranızda bu işi yapamayacaklar varsa hemen çekip gitsinler. Sakin ol Louis. Kimse şikayet etmiyor. Ama içeriden biri yardım etmezse bu işi yapmamıza imkan yok. Merak etme, yardım edecek birini bulacağız. Kimi? Noel Baba desek olur mu? He? Ama ben Noel Baba'ya inanmıyorum. Bence kim olduğunu bilmek hepimizin hakkı Louis. Zamanı geldiğinde o bizi bulacak binbaşı Chilton, merak etme. Personelden biri olabilir. Ustabaşları, doktorlar, aşçılar, gözcüler, herhangi biri. Alıcının kim olduğunu bulmadan kimseye rahat yok. Böyle biri varsa mutlaka yakalarız. İyi edersin Nelson. Şirketteki varlığımız buna bağlı. Beyler.